internet üzerinden işte mesela yapılan paylaşımlarda olsun vesaire onun gibi şeylerde olsun şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mesela biz hocamızın vesilesiyle bir konuyu anlatılırken mesela bir şey yaptık diyoruz mesela inşallah diyoruz. İşte bir şeyden bahsediyoruz işte şu kişiler şunu yapmış diyoruz inşallah diyoruz değil mi sonunda? İşte bir başka bir konu oluyor maşallah diyoruz. İnşallah ve maşallah inşallah sürekli kullanıyoruz. Şimdi bazı insanlar tabii bu bir kısım insanlar çok az bir grup bunu anlayamayabiliyorlar. Yani neden işte bu kadar çok yoğun kullanıyorsunuz? Neden işte hani sanki garip duruyormuş gibi aşağı tabii öyle şey olmaz diye yorumlarda bulunabiliyorlar. Bakın bu çok yanlış bir bakış açısı. Şundan kaynaklı yanlış bir bakış açısı. İnşallah kelime manasını bilmiyorlar. Maşallah kelime manasını bilmiyorlar. İnşallah şöyle zannediyor inşallah kelimesini. Umarım olur. Bu manada olduğunu zannediyor o insanlara baktığımız zaman. Maşallah soruyoruz ne manada? Nazar değmesin manasında olduğunu zannediyor. E sen öyle düşünürsen tabii umarım olur diye düşünürsen garip durabilir senin bakış açısına göre. Maşallah nazar değmesin diye düşünürsen mesela biz bir olaydan bahsediyoruz. İşte mesela işte kardeşlerimizin hatta hocamızın yaptığı kitaplardan bahsediyoruz, yazdığı kitaplardan bahsediyoruz. İşte maşallah diyoruz. Nazar değmesin diye düşünülürse gerçekten olmuyor, uymuyor. Ama gerçek manasını bilerek düşünmek gerekiyor. Mesela inşallah dediğimiz zaman Allah'ın izniyle oldu. Veyahut da Allah'ın izniyle olacak manasına gelir. Maşallah dediğimiz zaman Allah'ın güzel yaratması, Allah'ın yaratmasıyla, dilemesiyle oldu manasına gelir. Ne olmuş oluyor bu inşallah ve maşallah? Şirki tamamen bitiren bir konu oluyor. Bitiren kelimeler olmuş oluyor. Peygamberimize Kur'an'da uyarı geliyor. Yarın bu şu işi yapacağım değil mi? İnşallah diyor Allah. Peygamberimize söylüyor bunu. Bahçe sahibi var. Bahçe sahibine yanındaki kişi uyarıda bulunuyor. Bahçesi telef olduktan sonra diyor ki bahçeyi gördüğün zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi diyor. Bakın hatırlatıyor maşallah demesi gerektiğini. İnşallah yine Allah hatırlatıyor dememiz gerektiğini. Dolayısıyla inşallah umarım olur manasında değildir. Hatta maşallah nazar değmesin manasında olmuyor inşallah. Dolayısıyla bunlar sürekli kullanıldığında Allah'ın izniyle şirki bitiren bir konu oluyor. Yani şirki nasıl bitiriyor? Biz bir olay olduğu zaman diyoruz ki inşallah Allah yaptı onu. Allah'ın izniyle oldu. Maşallah diyoruz Allah'ın yaratmasıyla oldu. Başka kimseyle alakası yok. Yani dolayısıyla şirki çıkartmış oluyoruz. Allah da ayette içinizden şirk koşmayan bir topluluk olsun yeryüzünün varisi yaparım diyor Allah ayette. Dolayısıyla herkesin buna niyet etmesi lazım. Çünkü Allah'ın vaadi hak ve Allah bir şey söylüyorsa eğer o şekilde olur. Hani diyorlar çok garip duruyor. Bence de söylenmemesi garip duruyor. Yani mesela birisi bir şey yapacağım diyor duruyor sonra. Çok garip duruyor. Niye inşallah demiyorsun? Bir şey yaptığını söylüyor. İnşallah demiyor. Allah'ın istediği için yaptım. Allah'ın izniyle yaptım demiyor. Çok garip duruyor bu. Allah'ın yarattığı bir şeyden bahsediyor. Ondan sonra maşallah demiyor mesela. Çok garip duruyor. Yani bizim de söyleyeceğimiz şey söylenmemesi garip durur. Kur'an'a göre inşallah Allah ayette inşallah diyeceksin diye emrediyor. Diğer ayette dediğimiz gibi de maşallah demen gerekmiyor muydu diyor burada. Dolayısıyla biz bu kelimeleri inşallah sürekli olarak kullanacağız. Bu hani Allah ayette kınayıcının kınamasından korkmazlar buyuruyor inşallah. Dolayısıyla birisinin buna garip görmesi veyahut da enteresan bulması inananlar için çok da bir sorun teşkil etmiyor inşallah. Evelallah. Hocamız onu açıklamıştı. İnşallah ve maşallahın bir sayısı var demişti. O belli bir sayıya ulaşınca inşallah Allah'ın dilemesiyle tabii İslam yeryüzüne hakim olacak. Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek inşallah. Onda bir hikmet var, bir güzellik var ve çok da hakikaten manidardır. Daha önce böyle değildi. Yani inşallah ve maşallah şu anda gerçek bilinen manasıyla kullanılmıyordu. Evet. Tam senin dediğin gibi kullanılıyor.